Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Hayırlı haftalar. Böyle çok kibar, nazik, böyle zarafet dolu bir açılış yapıp arkasından sert bir şekilde devam ediyoruz sonra. Onu aklıma o geldi. Ne kadar güzel. Böyle bir giriş yaptın ki esnen. Sizden bunları duymak. TRT Radyo'da vardı, skeçler vardı. İşte Arkası Yarınlar falan vardı. Ya vardı değil mi? Radyo tiyatrosu vardı. Ya, Arkası Yarınlar Arkası vardı. Arkası Yarınlar vardı ve orada. Bir kapı açılma sesi olurdu mesela, evet. Böyle. Muazzam. Evet, bir de kapı çalınırdı tak 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 diye falan. Hep aynı sestir o. Değil mi? Değişmez. Her evde. Yani bir tarafta Maria Antoinette aynı çalardı. Öteki de aynı çalardı. Hepsi aynı çalarlardı. Bizim zabi de aynı. O kapılar. Yokluk zamanları tabii. Ama acayip devlet sanatçıları vardı. Seslendirmeciler vardı. O sesleri kulaklarımızda hatırlarsın. O hatırlamaz mıyım? Ne sesler vardı. Büyük ustalar. Ya Orhan Boran vardı. Hatırlar mısın sen herhalde? Orhan Boran'la yetişmedin. Hatırlar mısın? Ne demek? Hatırlamaz olur mu? O kadar var mısın sen ya? Sen beni baya böyle paşa bahçe bardağı falan zannettin yani. Böyle küçük rahmetli. Gördün de. Yani ya, hatırlarız. Hatırlarız. Neyse, böyle bir giriş yaptık. Evet. Hafta sonu biraz hareketli geçti. Zira son hizmet Çukurova Havalimanı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, bölgede çok ciddi bir ihtiyaca cevap verecek olan Çukurova Havalimanı'nın açılışına katıldı. Hayırlı uğurlu olsun bölge halkına. Ben sıklıkla kullanırım o bölgeye, seyahatim olur. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu bizzat yaşayarak müşahede etmiş isimlerden biriyimdir. Evet. Çok ciddi, biliyorsun, Mersin çok gelişen, çok büyüyen ve çok dinamik bir şehir. Adana keza aynı şekilde. Her iki bölgenin yoğunluğunu kaldıramayacak boyuttaki Şakirpaşa Havalimanı, Çukurova Havalimanı ile desteklendi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da açılışa katıldı. Ama bir böyle bir şey... Feveran koptu ki sorma gitsin. Vay, havalimanımızı kapattırmayız. Şimdi kalemle anlattılar, telefonla anlattılar, kupayla anlattılar. Faydası yok hocam. Defterle anlattılar diyorum çünkü Ulaştırma Bakanı hakikaten ya. Yani ben Sayın Bakan'ın performansına çoğu noktada hayranım. Ulaştırma Bakanı işi gücü bıraktı. Zeydan Karalar'ın fıştıkladığı, örgütlediği, tahrik ettiği Adanalılara sakin olun, kapatma söz konusu değil. Biz bölgeye yeni bir havalimanı kazandırdık, evet, dedi. Evet. Ama böyle bir gel gör ki istemezlik korusu böyle hep bir ağızdan bağırıp çağırınca Sayın Cumhurbaşkanı da kürsüye çıktı ve ne dedi biliyor musun? Onu dinleyelim, tamam. Üzerine senden bakalım yorum alacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Çukurova Havalimanı açılışındaki açıklamalarına bir kulak verelim. Buyurun. Ana muhalefetin hizmete ve yatırıma yaklaşımında zerre miskal değişim olmuyor. Bakınız, burada şunu da vurgulamak isterim. Şayet ülkenin kaynakları ile ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Ya. Evet, bitmedi. SGK'ya borç ödemeye, bak, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. İşte bu. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum. Şimdi şunu şöyle bir yorum yapmıştım. Bunlarla bağlantılı olduğu için oradan anlatmak istiyorum. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ve Ankara'yı 2019'da belediyeleri kazanması... tabii ki normalde bizim istemedi, benim mesela şahsen, ben çünkü oy vermedim. Yalnız söylüyorum, uyardım hatta. Ankara'yı da uyardım kendi çapımda. Bir İstanbul olarak tabii ki İstanbul hemşehrilerimi de kendi çapımda uyardım. Dedim ki bunlar çalışmaz.
başınıza felaketler gelir falan filan. Ve nitekim oy verildi tabii İstanbul ve Ankara. Dedim burada en azından bir hayır çıkar buradan. Yani her şeyde bir hayır vardır bilmezsiniz. Doğru. Nasıl bir hayır çıkabilir sence? Ve bence o hayır çıktı da fakat ülkenin sosyolojisi müsait değil. Bu da hep uygulamaya geçmedi. Belki onda da bir hayır vardı bilmiyorum. Yani belki de insanların tuvalet terliğine veyahut da işte turşu bidonu kapağına oy verme tercihlerinde de bir hayır vardır. Hep öyle çok iyimser düşünüyorum. Yani ben olmadığını söylüyorum ama Rabbim doğrusu bilir. Bütün bu cümleyi şunun için kurdum. Bunu bütün samimiyetle ve kalpten kalben söylüyorum. CHP daha görünür hale gelecek. Adamlar ciyak ciyak bağırıyor ya. Hani Kılıçdaroğlu'ndan başlayan bir süreç. Hatta daha öncesi de. Hatta kurulduğu günlerden beri. Bu halka rağmen tırnak içerisinde siyaset yapan. Halka rağmen ama. Yapan bir halk partisi var. Dedim ki daha görünür olacaklar. Bak çok önemli bir şey bu. Çünkü bir adam var mesela bilmiyor ki nesilde. İnsanlar bilmiyor. Ne diyoruz biz atadan dededen duyduklarımızı. Bu gerçektir, vakadır. Bakma gene o da eski dönemlerin turşu kapak bidonuna, turşu bidonu kapağına oy verecek adamlar o zaman da vardı. Bir nesliyle devam ediyor. Merhaba. Yani bundan hizmet bekleme. Bunlar yerler, içerler, gezerler, tozarlar. Ondan sonra bir de kendi tarzlarında bir kültürel aidiyetleri var bunları biliyorsun. Heykel, alkol, festival, güncelden bahsediyorum. Bu kadar. Fazlasını bekleme. Otobüsünü bekleme. Yolunu bekleme. Bunlar çalışmazlar. Sabah çıkarken daha sohbet ettik. Bu sabah. İşte Erenköy'deki bilmem ne metro. 2019'da Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019'da. 1,5 veya 2 yılı vardı. Projenin tamamlanmasına. 6. yıla geliyoruz. Hala duruyor. Bitiremediler. Bak ben hatta dedim ya dedim biz bunu niye söylemiyoruz? Ben dedim bu niye söylemiyorum. Sonra baktım söylemişim. Yani söylemez olur muyum? Ağlamışım yani. Ya arkadaş 6 yıl oldu. Ya insan çok enteresan. Projeyi alıyorsun. Hazır yani kazılmış. Tünellerin bitmiş. Sistem hazır. Oradan sonra yapacağın maksimum 18 ayın var. 5 yıl geçmiş. İnanılmaz bir şey değil mi? Bak 5 yıl geçmiş. Şimdi buradan baktığın zaman eğer hakikaten senin vatandaş olarak beklediğin belediyeden halka hizmet, altyapı, üst yapı çalışmaları, su, şu, bu, şu. Eğer öyleyse ne yapman lazım biliyor musun abi? Hep o ifadeyi kullanıyorum. Babanın oğlunun partisi olsa teşekkür ediyorum gibi çıkman lazım orada. Yani insan öyle olarak, deme, haksızlık ediyorsun. Bak şu görüntüleri şimdi, getirin ekrana. Bak sen, ben, abi ben haksızlığa dayanamıyorum. Bu ne başa görüntüsü? Alır mısınız lütfen? Bu ne görüntüsü? Başa alın, en azından şeyi de görelim. Öyle hizmet etmezler diyorsun. Bak Bodrum Belediyesi hizmet ediyor. Ha, bravo. Çok Bodrum güzel. Belediyesi'nin harika. Bu hizmetini yok saymana izin vermeyeceğim hocam, Hikmet abi. Oradan. Bodrum Belediyesi tankerlerle evlere su taşıyor. Evet. Çünkü Bodrum Belediyesi'nde evin 2024 yılında musluğu olduğu evet. Ve musluktan şebeke suyunun aktığı... Evet. Bilinmeyen bir durum olsa gerek. Tabii bir şey söyleyeyim mi? Ben bu belediyenin bu takdire şayan hizmetini görmezden gelmene izin vermeyeceğim Hikmet tamam. abi. İroni yapıyorum kıymetli evet, seyircilerimiz. Evet, evet, yani evet, çok... 2024'te hala tankerle evlere su taşınabiliyorsa o bölgeyi yöneten belediyede bir vizyon eksikliği vardır. Bir öngörüsüzlük vardır. Ama efendim ama ben... bütün Türkiye Bodrum'a geçti tatilciler de Bodrum'un suyunu tükettiler. Bu bugün olan bir şey değil abi. Bodrum yıllardır yazları çok ciddi bir nüfus artışı yaşayan bir belde. Sen planlamanı ona göre yaparsın. Ben bir Bodrumlu seçmenle röportaj hatırlıyorum. Lanet olsun bu CHP'ye diye soruyordu. Heh. Akabinde peki oyunuzu şimdi kime vereceksiniz? CHP'ye tabii tamam, ki. Tamam çok güzel. Bence birbiriyle çok örtüşen. İşte sen dedin bak, hizmet yapılmıyor diye. Bak adam yani. Hizmet yapıyor. Ha. Eve kadar tankerle su götürüyor ya. Şimdi demin ilk başta söylediğim gibi bu bir şeye bir hayra dönüşür dedim. Bunun da sebebi işte daha görünür olur dedim. Ama bir şey bir şey koydum oraya. Bir şerh koydum. Hı. Şerhim de neydi? Tuvalet terliği. Bu tuvalet terliği Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinin
çok öyle kıymetli bir metafor oldu. Yani beğen beğenme. Ya da turşu aldısı belediye başkanı diye kadıncağız çok güzel yaptı onu ama. İzmir'le hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Şu diyor kapağı diyor gösterse CHP'den oy verir. O girişmiş çok çağdaş ve laik olan kesimden bahsediyoruz. Şunu alın diyor belediye başkanınız. Seçerler bunu diyor ya. Bunu söylediler, itiraf ettiler her türlü. Tamam. Bu böyle bir sosyoloji var. Bir toplum. Şimdi bak çok iyi örtüştü bu. Hakikaten çok iyi oldu. Şimdi diyorsun ki Adana'da ve işte Çukurova nerede bizim havalimanımızı mı kapatıyorsun falan. Ha. Tamam. Ha. Bak şimdi bak maalesef bir de böyle bir durum da var. Şu görüntülerden yani Cumhuriyet Halk Parti'nin yıllardır boyu belki de ben saçım vardı belki o zamanlar da gene CHP yönetiyordu. Böyle Bodrum'u asla bir sağ yani tabii bakmam bir lazım muhafazakar ama parti üyesi olamaz. Ben de çok ihtimal vermiyorum. Ama 25-35. Ama mesela bir dönem İzmir'de ciddi bir o Doğru Yol Partisi. Hocam Bizans'tan biri böyle burası. Doğru Yol Partisi yönetiminde işte Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Merkez Sağ Belediyelerinde bir dönem o, İzmir'de işte, olduğunu biliyoruz. Bir ara onlar fazla güneşlenmişlerdir. O fazla güneşlenince başlarına güneş geçmiştir. Adnan Menderes'e koruyordur. Yanlışlıkla Adnan Menderes'i vermişlerdir bilemiyorum. Yani o fazla güneşlendir o. Şimdi orada su getirmiş ya tanker. Tamam. Özellikle bunu yani hakaret anlaşılmasın. Oraya lağım suyunu koy. Doldur kanalizasyondan. Bas oraya. Ya desek ki ey Bodrumlu 2024 yılında dünyanın pek çok noktasında evinizdeki musluk doğrudan şebeke suyuna bağlı ve siz o musluğu açtığınızda böylesi bir hizmete ihtiyacınız olmaksızın o su şebeke suyundan evinize ulaşmakta. Bu belediyelerin, şehri yönetenlerin planlaması ve programlaması evet. neticesinde yapılabilen bir hizmet. Yani kusura bakmayın. Sen, tabii işte ben en uç tarafını anlattım. Sen de normal haber tadında anlattın yani öyle olmuyor böyle oluyor. İşte belediye budur. Su böyle gelir diye. El hak doğru yani sen yıllar boyunca orayı yöneteceksin. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bak dünyanın dedim. Sadece Türkiye için demedim. Dünyanın en önemli ben eski turizmciyim oradan biliyorum. Bu kadar popüler değildi belki ama Bodrum Bodrum'du. Yani 30 sene önce de Bodrum'du. Öyle işte onu söylüyorum. Milyonlarca insanın geldiği bak Antalya, evet. Bodrum, evet abi. Kuşadası, Marmaris, işte Kaş, Kalkan bilmem ne bak İzmir'e git. Tamam bu merkez. Ya dünyanın en önemli turizm ülkelerinden bir tanesi. Ve bunların da en önemli eğlence merkezi Bodrum. Ne dersin mesela? Dersin ki arkadaş ben buradan 2,5 milyar dolar para kazanıyorum. Yalan değil. Doğru. Altyapısını hazırlarsam. Doğru. Sen buraya Bodrum'un sadece su şebekesi işine normal şartlarda 100 milyonlarca dolar para yatırabilirsin. Ve yatırmalısın. 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 Ne yapmalısın? Bu değil ne yani. Ne yapmalısın etmelisin. Belediye hizmeti tabii. Bu demek değil. Ama geçenlerde bile gene çok kişi çekmişler. Ama Bodrum'a gidiyorsun. Hani lahmacunun 1000 liraya yemek için böyle jet skiler geliyor. Geliyor sana lahmacun ve döner. Abi borç şuradan posttan çek abi 5200 lira iki kişilik yemek veriyorsun. O yat giriyor tekrar limana. Bodrum'a gidiyorsun. Çıkıyorsun. 75 milyonluk bir villan var. Triplex'in var. Şey gibi belki de kaydıraklı bilemiyoruz. Ve suyun yok. Ya tamam mı? Ben dağa gidiyorum. Dağda suyum var. Bu yazın ortasında. Evet. En kötü ihtimal verirsin 3-5 bin lira kazarsın bir sondaj, mondaj, alırsın bir su. Ama suya ulaşabilirsin. Bu gariban fakir hikmet yapar bunu. Sen Bodrum'da bunu yapamıyorsun. Ama diyorsun ki seçim mi? Nerede? CHP nerede? Dur kötü oluyorum bir an önce. Oh CHP'ye verdim. Al. Acıyor muyum? Yanlış anlamasın. Bodrumlu arkadaşlarımız da var tanıdıklarımızı. Hiç acımıyorum ben size. Eğer dedim ya hayra tekabül eder. Hadi hayra dönüşür. Eğer CHP'nin ne olduğunu daha çok görür insanlar dedik. Adam yüzen tenis kortu yaptı. Bak adam yüzen tenis kortu yaptı. Evet, ilk icraatı mıydı evet. Abi o? İşte ilk bir yıl içerisinde. Zaten birkaç icraatı vardır. Onlardan biri sevgili de yüzen Ömer tenis Özgür. Kortu. Doğru. Eşiyle sayın, tenis oynadı. Evet. Paris'te bravo, bravo. O, voleybolcu o, kızlara gözyaşlarıyla destek olan. Onda da bir gülesim geliyor. Geçen sene bu zamanlar Van'da zafer işareti yap. Sonra Biji Portekiz yazanlara şirin gözükmeye çalış. Sonra da git
Paris'teki kızlar voleybol oynarken sevinçten ağla falan. Ya bu kadar yapmacık olmayın. O da çok kısa bir, değinelim. Tamam. Ama orası şöyle. Yani bunu böyle yaptın. Şöyle bitireyim. Buraya döndüğün zaman da bakıyorsun. Su yok. Altyapı yok. O yok. Bu yok. Ama başta İstanbul. Ben İstanbul'u en iyi bildiğim için, yani her sabah çıkıp da çalıştığım için, gördüğüm için söylüyorum. Bunlara para yatırdın. Otobüsün yürümüyor. Bunlara para yatırdın. Yani şey, espri yapıyorum, yanlış anlama. Geçenlerde halka karıştım. Sen hep halkın içindesin. Hayır, şimdi otobüs, sen bunu ironi yaparsın da. Seyircilerimizden ciddiye alan olabilir dinleyicilerimiz. Şaka yapmıyorum. Vallahi bindim. Şehir arası otobüse bindim. Otobüse tamam. Geldim. Harika. Böyle tanınmamak için de böyle gözlükler, şapka mapka falan gittim. Çünkü güvenlik açısından. Otobüste geldim. Açık açık konuşuyoruz. Geldik işte Dudu tarafına falan. Baktım ne oluyor, ne bitiyor diye. Taksi şoförüyle sohbet ettim. Onunla konuştum. Yolcuyla sohbet ettim. Biraz konuşunca tanıyanlar çıkınca anlattık falan durumu. Neyse. Valla herkes farkında. Yani beni tanıyıp da bana karşı olan, benim fikriyatımla ters olan kişiler dahi orada asla itiraz etmiyorlar. Bir şey söyleyeyim mi sana? O geçenki anket doğru. Ekrem İmamoğlu'na hiç kimse güvenmiyor. Çok kelime kullanamıyorum. Ağır hakaretlerde bulundular. Çok ağır hem de. Bana karşı olan, çıkıyorsun orada atıp tutuyorsun abi diyen. Dedim böyle yapıyor bu. Bırak o bilmem neyi dedi. O dedi, bu dedi. O güzel. Otur kahvede 2 dakika çay iç. Herhangi bir mahalle kahvede. Şunu fark ettim yalnız. CHP hala farkında değil. Siyaset üretmemişler bunlar. Şimdi siyaset üretmedikleri için Erdoğan kaçtı üzerinden. Enflasyon, şartlar, 20 yılın vermiş olduğu yorgunluk kolay değil. AK Parti kadroları yani kolay bir şey değil yani. Devasa bir parti ve ekonomik şartlarda bilmem ne şu bu derken hala hani Adıyaman'ı, hala Kastamonu'yu CHP'nin aldığını başarı zannediyorlar. Almak başarı, bak kazandın. Biz onlar gibi salak olamayız. Hayır, ben kazanmadım onu demiyorum. Ya, ama şeyi anlayamadılar. Yani hangi siyaset yaptık da bunu kazandık biz? Ulan topumuz geldik, olmadı. Bir anda şak diye 10 ay sonra, 1 sene sonra şak diye Adıyaman'ı bize verdiler. Ah bir dakika, Kastamonu geliyor. Bartın mı? Lan ne oluyoruz? Ha bak gördün mü sen? Değil değil. Adam farkında değil ne olduğunu. Neden? Çünkü kaç 6 milyon seçmen gitmedi. Diyor ki bu eriyor, kazanıyoruz. İşte en büyük ihanet Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ki benim için sorun yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevmediğim için. Ama en büyük ihanet yapan onun medyası. İşte aynı pompaya başladılar. Dediler tamam, pompa bu. Bu doğru gidiyorsun ha. Ne özgözel siyaset üretiyor, ne ötüyor. Hiçbir şey yok ortada. Ona da geleceğiz. Ve, bak, ve adamın not da alayım ben unuttuk, şimdi. Zeydan Karalır'ı unuttuk. Yahu bir tanımam etmem yani, yanlış anlama. Ama Adana'da çok dostum vardır. Adana'da sistemkarımdır. Yani eğer bir Bolu'ysa, benim en çok sistem ettiğim ve Selzeyiş'te bulunduğum il Bolu'dur. Bolu gibi bir ile Tanju Özcan gibi bir figürün örtüşmesi mümkün değil. Yani ahlaki söylemleri, o gayrimeşru konuşmalar, bilmem ne çocuklar, yok çok fazla cinsel oldu, şapatalım ben diyen tip Bolu halkının beyni başka olamaz. Efendim çok güzel yerden hizmet topluyor. Toplat onu, bırak o zaman. O hizmet toplasın. Vazifesi olsun. Şimdi tekrar şeye dönelim bak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Havalimanı beğenmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eğer böyle milletin imkanlarını çarçur etmeyi, israf etmeyi, sağa sola saçmayı örnek gösterecekseniz bu Çukurova Havalimanı değil. Paris'e bu gideceksin. Bu cümbür cemaat. Evet. Paris'te o saray israfı kiralamış. Saray kiralamış. İsrafı yapanlarındır. Şimdi bu saray kirası hocam, Hikmet bu saray abi, ismi hocam biliyorsam yani hakikaten bilmiyorum. O saray ifadesi nereden geliyor? Saray ifadesi nereden geliyor? Tuna bir araştır bakalım. Şey o böyle galiba, şey yapı bir şey miydi? Palas diye mi geçiyor? O yapının orijinali bir saraydı da oradan mı dönüştürdüler? O amaçla mı kiraya üstteki veriliyor? Bir bina. Ona gibi. Evet. Ona bir yani ona bir bakın. Onu seyircilerimizle de paylaşalım. Hikmet Bey merak etmese ben de şu anda merak ettim. Çok izleyici konuşanlar yapmış. Bu Murat Ongun var ya, Murat Ongun. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü,
sağ kolu, her şeyi, fazilet durağında kanı dolan, hepsi kan dolmuştu ya. Pazar sabahı AKP'lilerin otobüse bindiğinde organize kötülükle, hep beraber bir öperek doldurarak, organize kötülükle büyük kumpaslar tabii kurdukları yalanın ortaya attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi elini yıkayıp kenara çekilen, Türkiye'de çok ciddi, İstanbul'da sel, kar yağışı bilmem ne varken o kayakla meşgul olan başkanının da ona sen kaymana bak ya tamam diyen, denen Murat Ongun geçen hafta bir açıklama yaptı. Yani biz bu açıklamayı kendimiz uydurmadığımız için şartsız sponsorlar bu seyahatin ve oradaki o aktivitelerin, after partilerin, o işte efendime söyleyeyim yer kiralarının vesairenin maliyetlerini şartsız sponsorlar yaptı. Bugün akşam gazetesinde bir haber var. Şimdi bak, oradan gideyim ben meseleye. Şimdi ben bu sponsor o sponsordur demiyorum. Bak kalın kalın altını çizeyim. Bu sponsorlar her kimse, bu hayırsever sponsorlar, Murat Ongun bunların isimlerini açıklamakla sorumludur. Zira ben hani sponsorluk nedir Hikmet abi? Hepimiz iletişim yapıyoruz. Evet. Evet, çok büyük paralar ödenebilir bu işlere. Sponsordur. Atıyorum bir takımın sponsorudur, formasında on binlerce insanın gözüne markasını yani sokar, gözüne sokar. Pankart, tabela, afiş, neyse. Sponsorlar ciddi harcamalar yapar. El hak. Sonuçta reklamını doğru yapar. Da yaparlar. Reklamını yapar. Tabii. Şimdi biz bu Paris seyahatinin şartsız sponsorlarının herhangi bir yerde reklamına rastlamadığımız için merak ediyoruz kim bu sponsorlar diye. O esnada da akşam gazetesinin bu haberi böyle dikkatimizi çekti. Kaçak katçı ile kol kola. Sponsoru açıklanmayan İBB'nin Paris'teki etkinliğinde 17 katı kaçak gökdeleni için CHP'li belediye ile mahkemelik olan müteahhit de vardı diyor. Haber oldukça ince mesajlar içeren bir haber. İşte mahkemelik olduğu başkanla aynı karede yer aldığına ilişkin de böyle bir şey, HDP kontenjanından Esenyurt'a belediye başkanı olan bir isim var ya, onunla da aynı karede yer alıyor. Yani şimdi bu soru işaretleri bak bunlar açıklanmaya muhtaç. Muhtaç. Bak, ama biz bravo, çok uç örneklerden geldiğimiz için sevgili Ömer, yani çok uç örneklerden dedik ya. Adama gidip de orada Bodrum'da su tankeri yerine içine kanalizasyon suyunu doldurup da versen, ertesi gün bir gün sonra 24 saat sonra pazar ve seçim olsa CHP'ye verecek olan bir sosyolojinin, onu çözmeye çalışıyoruz biz o sorunu. Yani burada bunu söyleyerek de kazanıyorsun diye kızanlar da var. Bunu söyleyerek. Arkadaş biz de insanları toplumda anlaşalım, uzlaşalım, kutuplaşmayı sona erdirelim çalışmasıyla doğru dille, doğru iletişimle falan diye cümleye başlıyorlar ya. Abi çok yaptık. Yani olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yani hani bir diri tedavisi düşün. Hı hı. Ki vardır bu. İğne yaparsın işte belli hastalıklar üzerinden onu tedavi etmeye çalışırsın. Onun sakinleşicisi vardır, şudur budur falan. Ama belli bir yer vardır. Deli gömleği giydiriz. O çünkü başka türlü müdahale edemiyorsun olaya. Bizim ya geldiğimiz yer orası artık. Yani ama bunu söylemeyince toplum bir kesiminde bunun gayet normal bir şey olduğunu falan anlamaya, zannetmeye başlayanlar da var. Bak çok, bu çok önemli. Bu normal bir şey gibi. Yani abi CHP öyle falan. Ya ne demek öyle böyle? Yani CHP çalışmaz, CHP bilmem ne yapmaz, CHP köprü yapmaz. En çalışkanı nedir? Ne diyordu? Ben bu partinin en çalışkan neferi olurum. Neferiyim diyordu. Adam neyle anlıyor abi? Tatilleriyle. Evet. Kızak'ta, selde, belde. En son baktık İstanbul'u 5 yılda ve bu seneden itibaren başlayacağız. Bunu da hissetmeye Rabbim ömür verirse görürüz onları. Geriye doğru götüren bir başkan en son görüntüleri tribünlerde hop bir de hop bir de, saraylarda hop bir de hop bir de, Paris'te. Ben buraya bilmem ne için geldim. O yüzden benim o gördüğüm halk, insanları, CHP seçmeni dahil, yani beş para etmez diyen, ben demedim o çocuklar, onlar, bazı ifadeleri kullanmıyorum. Şeyi anladım yani. Hiç güvenilmez bir tip diyor bir tanesi. O
o kadar oynuyor ya. Ekrem abi, İmamoğlu diyor, için tabii, söylüyorlar bunu. Ya abi güven vermiyor ya. Tamam bu bir de bizim kısmet ama bir şey zannettik diyen çok insan var. Sebebi de bu. Biz bunları konuşunca ancak insanlar ikna oluyor. Bunu gündeme getireceğiz. Yani oturup da benim 7 ceddim de yok olsa şu topraklarda bir zerre kadar faydası olmasa da ben efendim CHP'ye oy veririm diyen insanların hali pürmel halini anlatmak zorundayız. Bu bir gibi normal değil. Hep kendimizi ortaya koyuyoruz. Bu fotoğraf mı? Şimdi bak sen dedin ki bu kadar para dedin işte bu bak mahkemelik olmuş kol kolasın. Ne iş diye soruyorsun. Bunlar için şu kadar zerre kadar etkisi yok. Zerre kadar bak. Adam bir turşu bidonu kapağına oy vermeye hazır. Olsaydı diyorsun. 70 milyonluk villanın önünde su tankede su bekliyor elinde. Asıl bidon kafalı olsaydı diye bakmak lazım. Olsaydı diyorsun. Seçimden önce çarşaf çarşaf o abi, ortaya dökülen para kuleleri meselesi evet, rahatsız ederdi diyorsun. Evet. İşte o daha görünür olduğu hali anlaması için milletin belki de daha ağır bir takım iddianame. Bir iddianame hazırlandı yalnız. Ama bir şey sana söyleyeyim. Tek etkisi var onun. Bazı kişilerin hani metrolarda ya bir tanesi ne diyor? Dudullu taksi durağının olduğu yerde. Diyor ki abi diyor şimdiye kadar diyor şöyle bir gerçek vardı. O da ortada. Ya diyor yürüyen merdiven yürümüyor dedi ya. Öyle. Ya kaç yıldır dedi. Ben dedi sevmezdim dedi yani şeye oy vermezdim dedi. Bak vermezmiş yine. Fakat dedi yürüyen merdiven yürümüyor artık dedi ya. Ben dedi görüyorum dedi yani. Yani otobüslere biniyorsun dedi. Benim hanım çalışıyor oradan geliyor. Onun dedi saatler şey sapıttı dedi. Onun gördüğü şey hayata dair sabah 2 saat daha geç gidip 1 saat geç gelip yolda kaldığı taşıdığı elindeki o kan küfrettiği onlar hayata çok dokunan şeylerden bahsediyor. Şimdi o yüzden bunların sonu bu işte. Mağdur rolü İmamoğlu de muazzam sonunu getirecek. Muazzam sahneleniyor. Tamam mı? Mağdur. Engelleniyoruz. Yaptırılmıyor. Ama önümüze işte geçiliyor. Millet işte. Paramız yok. Evet. Olmayan para şu anda ekranda. Radyodaki dinleyicilerimiz için söyleyelim. Bir insan boyuna yakın destelerle masanın üzerindeki para. Seçimden önce bu görüntüler gündeme gelmişti. Evet. Ve bu paraları getirenler, taşıyanlar, alanlar, verenler hala bu kayıt dışılığın hesabını vermiş değil. İsimler ancak de hesap zamanı... Bir sürü isim de biliyoruz yani hatırlıyorsun. Benim hesap yani zamanı geldi. İddianame hazır. Sabah gazetesi bugün manşetten duyurmuş bu para kuleleriyle ilgili iddianameye ilişkin haberi. CHP'nin kirli para trafiğinde 22 kişiye dava açıldı diyor Sabah gazetesi. Yargıtay'a yazı gönderen savcılık usulsüz toplanan paraların ve il binasının hazineye devredilmesini istedi diyor. Evet. Bu o zaman da hatırlıyorum. Bu olması konusu gereken yasal olan bu değil mi? Ya hukuktaki ortada izah edemediğin bir şey var. Hukuk tekniğine göre karşılığı bu çünkü. İzah edemediğin değil mi? Kayıt dışı. Kayıt dışı kuleler. Değil mi? Her şey kayıt dışı. İmamoğlu'na sordular. Ya bu zaten bunlar böyle oluyor dedi. Bak. Abi diyorum ya nasıl oluyor? Ya ben müteahhitim. Bu işi böyle dışarıdan böyle bir takımına birisini keş verirsin. Ötekini leş verirsin. Parti il binası alıyorsun. Tırnak içerisinde bak açıklayamadılar ki. Arkasından muhalif olanlar da seslerini yükselttiler. Hı hı. Canan Kaftancıoğlu döneminde olan şey yapmış. O da kayboldu meçhul asker. Şimdi ona geleceğim. Meçhul asker o kimlere dava açılmış onu söyleyeceğim. Fakat abi hiçbir şey açıklamadan yani hakikaten o görüntülerini açıklayabilecek olan hiç kimse olmadan seçime girdik. Etkilemedi yani. Ve düşünemiyor musun? Ne diyordu Kılıçdaroğlu? Hakkını yiyen milletin yetimin lokmasını yiyen devlet çalışmam. Hep böyle bir cümlelerle falan böyle siyaset yapıyor zaten. Hakkını yedirmem, şunu böyle yaptırmam. Cumhuriyet Halk Partisi. Yıllar boyunca bu ülkede millet hakkını yedi. İktidarda değilken de yiyordu. İktidarda olması gerek yok. Sen geçen bir örnek verdin Moğultay gibi ve diğerleri gibi. İktidarda olmanın hiç gerek yoktu. Bu darbenin arkasına bak. Amerikan oğlanlığı diyor. Amerikan oğlanlığı bir şey. Orada bir şey yok. Amerikan oğlanlığı. Amerikan boyuz diyorum. Darbeciliklerle o faşizan stötikonun bekçiliğini yaparak Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu ülkeye yaptığı zulüm bizden önceki nesil de biliyor. Biz de biliyoruz. Belki gençler daha görmedi.
Şimdi artık vatandaşlar Ekrem Eko'nun zulmünü görüyor. Merdivenden çıkamıyorum. Poşetim delindi. Otobüse yetişemedim. Otobüs gitmiyor. Bodrumlu. Yetişmesinin alemi yok. Bodrumlu. Otobüs gitmiyor. Tabii Bodrumlu. Milyonlarca turistin geldiği Bodrumlu. Diyor ki su alamıyorum. Su kanalizasyonu ama atmıyor. Büyük hizmeti görmezden gelme. Neyse. Ama 22 kişi bu para kuleleriyle ilgili evet. Şüpheli sıfatıyla yargılanıyor. Kim bunlar? İBB Spor, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Başkanı Fatih Keleş. İmamoğlu İnşaat'ın müdürü. Ya, ya bak. Adamın kendi inşaat şirketinin müdürü. İmamoğlu. Kule sayıyorlar. Allah'ım ya. İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz, eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu, onun yardımcısı Özgür Naz ve eski belediye başkanları Ali Kılıç'la Muammer Keskin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi. Sana bir sorayım mı peki? 20 kişi şu yargılanıyor. An. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Şu kadrolar, hepsini dahil. Bir örnekledim ya, örneklemek için bir daha hatırla gidelim. Bunların iktidarda olduğunu kabul et. İktidarlar. Mesela kim kadrolar dedim bak. İmamoğlu iktidarda. Eş başkanı iktidarda. Ondan sonra sessiz derinden yürüyen Mansur iktidarda. Namık Tan iktidarda. Herkes görevini yapıyor. Mahir Başarır. İktidarda bir bakan. Allah rızası için sadece bir kafa hayali bir şekilde düşün. Soruyorum abi, ne olur acaba Türkiye'de? Yani enflasyonu mücadeleyi mesela dış politika namık tankıtan da. Bak. Çevre şehircilik Tanju Özcan'da mesela. Tanju Özcan'da. Hiç kıvırmadı. Hiç kıvırmadı. Adam, hiç kıvırmadı. Abi adam şey var, sen bilir misin Tasmanya canavarını? Bilmez miyim ya? Bana bunlarla gel. Tamam, hani böyle. Kurabiye canavarı vardı o Susam Sokağı'nda böyle, bir de Tasmanya canavarı vardı. O muydu yoksa bir de şey vardı, çok yerde hızlı koşan bir kuş vardı. Pırrr diye dönüyor, cuh diye fırlıyordu. O Tasmanya canavarıydı. Tasmanya canavarıydı, tabii. Tamam. Döne gidiyor. Ha giderdi. Evet. Ya bu Tasmanya canavarı gibi adam Tanju Özcan ya. Çok komik ya, esprili adam ya. Hani çok. Alo ben Tanju geliyorum diye çakıyor ya Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bebeğim olmuyor, bana yardımcı olun lütfen ya, diyen ya, kadına hepsi, aşağılıkça, Allah. Alçakça, ya, namussuzca konuşan bir adamdan bahsediyorsun ya. Ve bu Tasmanya canavarı, iyi buldu ben bana nasıl Tasmanya diyeyim anlarlar. Tanju Özcan, Tasmanya canavarı. Yani çok hızlı dönüyor böyle, prrrr diye fırıldak böyle. Tamam. Adamı direkt çevir, yazın serinlersin yani. Tut adamı böyle. Mantıklı vazifesi görür diyorsun yani. Hayatımda tamam. Kıvırmadım, hayatımda kıvırmadım diye cümleye başlayayım. Hayatta olmam dedi, 2024'te aday olmayacağım dedi. Eğer bu kazanırsa hayatta kıvırmadı dedi. Cart diye bir kıvırdı oradan. Aslı Kerem bunların diyorum mesela ne dedin sen? Çevre Şehircilik Bakanlığı. Mesela. O. Dış politikada Namık'tan. Mesela Ali Mahir Başarır'ın iç politikadan, iç işlerinden sorumlu olduğunu mesela. Bir düşünsene. Hafazan Allah. Mesela. Allah muhafaza. Mesela. En onurlu geleceğimiz LGBT. Geçmiş olsun baba. Kültür ve Turizm Bakanı yapacak sonu. Her tarafı şeye, LGBT'ye boyar. Türkiye'nin onur, en onurlu yürüyüşünü yapan. Kültür ve Turizm Bakanı Ekrem Bey olsa ya. Türkiye'nin hani geleceği turizmi, için. O... Bak Türkiye'nin geleceği için, ülkemizin geleceği için onurla yürüyen, LGBT diyen tip İçişleri Bakanı. Neyse tamam. Ne olur hocam? Bunların hayali bile korkunç. Biz bunlardan. Bir şey daha Bey. Kaç tane havalimanı açmış olabilirler bunlar? Mesela çalışacaklar değil mi? Hı. Ne yapacaklar? Havalimanı mı? Uçağın inmediği yere havalimanı mı açılır ya? Uçağın inmediği yere havalimanı ben yapılır mı abi? Bunlar var ya. Uçağın inmediği yere havalimanı yapılır mı abi? İstanbul lütfen benim sualime cevap ver. Kılıçdaroğlu diyorsun. Hazırlayın bakalım uçağın inmediği yere havalimanı yapılıyor. Bir hazırlayın bakalım bak, ya. Bak kafam öyle çalışıyor bak. Kafa bak Kılıçdaroğlu kafası öyle çalışıyor. CHP kafası da aynı çalışıyor. Yani 5 yıl içerisinde bu ülkeyi tanıyamazsın. Kılıçdaroğlu ve şimdiki işte eş başkanlar. İmamoğlu, Özgür Özel, evet, eş başkanlar. Evet. Bunlar iktidarı Namık'tan. Bunlar tezkiyede hayır falan diyor ya. Ne dünyada itibarın kalır? Döneriz abi 80 sene öncesine. Dönersin. Bir sayarsın. Ne de ülkede bir çivi çakarlar. Ha LGBT'yi genişletmek için çalışabilirler. Doğru mu? Ondan sonra Türkiye'de gene darbe olma ihtimalini her zaman göz önüne alıp bu darbeyle ilgili dirsek teması yapan Amerikan olanlarını ülkenin içerisinde en güçlü yerlere getirirler. LGBT'yi büyütürler. Ondan sonra kendi sosyal alanlarını genişletmek için her türlü ahlaksızlığa evet derler. Neydi o? Ne dans? Doğaçlama dans için adamlar gelir, paraları aktırırlar. Ben sana söyleyeyim. Sanattan anlamıyorsun da. Ye bitiremezler. Ya hizmetten de anlamıyorsun. Işte. Sen
Ne anlayacak? Havalimanı. Uçağın inmediği bir yere havalimanı yapıp bu milletin parasını çarçur ediyor. Verin, verin hatırlayalım ya. Yani biz uydurmuyoruz canım. Sizin... Uçağın inmediği yere havalimanı yapılmasına karşı duran cesur yürek. Dinleyelim, buyurun. Sabiha Gökçen Havaalanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Ya abi inanamıyorum. Bu ne? Gerçekten inanamıyorum. Yani şimdi benim oğlana söylesen, desen ki bak bu amca ne dedi oğlum? Der ki baba zaten uçağın inmesi için yapılmaz mı havalimanı? Havalimanı yapılmadan uçak oraya nasıl iner diye sormaz mı? Şimdi ama dur daha bitmedi ki. Bu, daha şey bitmedi ki. Bu cümleler yalnız var ya bak bu çağda sarf edilmiş. Yani eski o Helenistik çağlardaki ilk çağ felsefecilerinden bir tanesi olsa da adam bunu alın var ya Aristo var ya bunu bir dinlese Aristo'nun beyni yanar. Mezarında ters döner. Ya der ki o tabletlerinde var ya fotoğraflar. De ki bak üzerinde tarih yazıyor 23 yıl önce. De ki taç giyen baş akıllanır. Tamam ha. Kemal Bey de o esnada Cumhuriyet Halk Partisi gibi hocam, bu ülkenin köklü saçma partilerinden birini yönetti. Ya daha mantıklı bir noktaya gelmiştir diye düşünüyorsun. Abi, en son. Ama bak cümleye dikkat edin ama bak uçağın inmediği yere havalimanı yapılır mı? Havalimanı yaptığın zaman uçak ancak inebilir. O tamam. Bak bir dakika. Yani başka. Abi kafa bu kadar çalışıyor. Tamam. Çok kızmayalım. Kapasite bu kadar. CHP hocam. Hafta sonu Kemal Bey bir televizyon programındaydı. Evet. Hocam bu programı geçmeden önce bir şey soracağım. Şu biz de bir sürü manşetten verdik. Ben sonra sorayım abi. Madem çok güzel interaktif gidiyoruz. Sor abi. Paris'ten 8 madalyayla döndük. Onu hiç konuşmadık çünkü. Tamam. Ya olimpiyatlar. Tamam. 1984'ten sonraymış galiba. 40 sene sonra ilk defa 06'dan döndük. Hı. Bu konuda bir şey diyor musun abi? İçeride konuşacağımız zaman. Bu konuda Deniz Yücel söylemiş. Gündemimde var. Deniz Yücel hatta demiş ki perişan olduk, mahvolduk. Hani Serra Kadıgil'in bu ülkede tecavüz var mı? Elbette var. Çünkü AKP iktidar. Evet. Elbette olacak. Tabii bizim olacak. Partimizde de var. AKP gidene herkes kadar tecavüz yaşıyor falan demişti ya. Deniz Yücel de şimdi mevcut iktidar yüzünden biz madalya alamadık diyor. Ben de çünkü yazdım bugün de merak ettim. Kadınlar mesela eve hapsediliyormuş. Kadın sporcular. O yüzden biz olimpiyatlarda başarısız. Buna geleceğim. Vaktimiz gelecek. Ben merak ettim sadece. Bakayım bir yeter vaktimiz diye düşünüyorum. Şimdi şu şeye gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi. Ah benim eski adam. Diyor ki Hikmet abi. Ben diyor bir plan yaptım. Bak evet. Diyor eğer benim planım uygulansaydı. Biz Erdoğan'ı çoktan. İndirmiştik. Planını uygulayamamışlar mı? Dinletebilir miyim? Ondan sonra üzerine. Allah. Bak. Bizim yine bir matematikle beyin yakıyor. Acayip bir şey. Bak bir planını bir anlat. İfşa etti planını ya. Bak benim planım buydu dedi. Bir dinleyebilir miyiz? Onu daha önce ben yazarken o da genel başkanken söyleseydi ya. Bari planını ben de bilseydim ona göre yazsaydık. Ya o gizli yürütmüş planı. Bilmiyoruz yani. Gizli yürütmüş. İlk defa duyuyorum şu an. Belki altını masada konuşmuş. İktidar planı bu yani. CHP'yi iktidara getirme planı. Hayır. Erdoğan'ı indirme planı ya sen iktidar. Ya Erdoğan insin de sonrası ne olursa tamam, olsun. Doğru. Onları Erdoğan'dan kurtulalım da Erdoğan gitsin de tamam. Ne olursa olsun planı bu. Planı bir dinleyebilir miyiz? Allah Allah. Sayın Genel Başkanım buyurun. Atlamışım herhalde. Kaldı ki ortada bir başka stratejimiz vardı. Bak. Onu da ben arkadaşlarıma söyledim. Bak. Bakın dedim. Eğer Gelecek ve Deva bir grup kurdular. Gelecek ve Saadet Partisi. Deva Demokrat Partisi de bir grup kurarsa. İki. Beş muhalif grup oluyor. Beş HDP, muhalif grup. İYİ Parti, CHP. Beş muhalif grup. Bak. 2024 bütçesini geçirmezdi. Bak. Abi anlamadım. Geçirdiler. Abi sen dinle bak. Niye geçirdiler? Nasıl geçirmez? Bak. Beşer dakika konuşsalar 25 dakika. 10 dakika konuşsalar 50 dakika. 1 saat konuşsalar 5 saat. Hiçbir bütçe yıl sonuna kadar bu parlamentodan geçmezdi. Ne olacaktı? Erdoğan ilk kez tarihinde
bütçesi parlamentodan geçmeyen cumhurbaşkanı pozisyonuna geliyor. Ya inanabiliyor musun? Bak çok ciddiyim. Bak Hikmet abi, bu şey gibi değil. Her muhtar bir özel kalem müdürü alırsa Türkiye'de işsizlik kalmaz gibi bir matematik değil. Ama yani. Bak sen ne diyorsun? Sen diyorsun ki nasıl olacak bu iş? Bütçe çünkü neticede mecliste oylanmıyor mu? Bu meclisteki oylama milletvekili dağılımına göre, milletten alınan yetkiye göre dağılmış bir meclis yok mu? Ama diyor ki engelleme stratejisi, yaptırmama stratejisi, şey yapma, set olma strateji. Benim stratejim buydu diyor. Beşer dakika beş grup konuşsa 25 dakika eder. Konuşarak, oyalayarak, engel önce olarak. Hatta şimdi aklıma geldi. Buradan selamlarımızı gönderelim. Sevgili Selçuk Bayraktar'ın bir takoz metaforu vardır ya. Evet. Takoz olarak tutarak biz o bütçeyi geçirmezdik. Sayımız yeterli değildi mecliste. Ama biz konuşarak, kürsüyü işgal ederek, ses çıkartarak. Bir teknik bir konu var orada. Aynı zamanda grup olarak, grup olduğun zaman konuşma hakkı konuşma oluyor. Hakkı kürsüden. Yani, yani mecliste, yani evet, konuşma mecliste hakkı, konuşma hakkı. Bak milletten yetki alırdık demiyor. Bak çoğunlukla iktidara gelirdik demiyor. Stratejimiz şuydu diyor. Çamur yaparak yani. Ben senin ağzını seveyim. Tam da karşılığı bu. Stratejimiz şuydu. Yani. 5 dakika konuşacaktık. Sonra 10 dakika. Bu millet bütçenin geçmesini bekleyecekti. Tamam. Hizmetler, ödemeler, bilmem neler. Bir dakika sonra arkasından. Yatırımlar. Şeyi bekleyecekti. Bir saat tamam, konuşacaktı. Sonra ama nereye bağlıyor? Nereye bağlıyor? Recep Tayyip Erdoğan tarihinde ilk defa bir bütçeyi meclisten geçirememiş olacak. Yetiştirememiş diyor. Olacak ve inecek. Biz uzatırdık diyor süreyi. Ve inecek. Ve yani evet, CHP siyaset üretmiş olacak. Bak üretilen siyasete bak. Şimdi hocam bak eskisi de böyle, halefi de aynı, selefi de aynı. Doğru laftır. Benim oğlum bina okur, döner bir daha okur. Sen CHP, biraz önce söylediğinde not almışım. Ne Özgür Özel siyaset üretiyor ne de başka biri demişsin ya. Evet. Az önce konuşmada ben o yüzden not aldım. Bu aklımda olduğu için almıştım tabii o notu. Şimdi, buyurunuz efendim. Yıllar yani hakikaten ya böyle plan vardı kafamızda. 5'er dakika çarpı 5 eşittir 25. 10 çarpı kaç? 5 eşittir 50. 50 dakika. 1 saat çarpı 5 eşittir. Ondan sonra çarpı integral karekökünü aldık. x2x y eşittir nokta. 5 gün gecikti eşittir 2 nokta üst üste. Ne var yani, hesap uzmanı bir de ya. Erdoğan. Hayır gözünü sevdiğim Erdoğan. Bütçe geçiremediğinin integralini ve kosinüsünü aldığınız zaman şöyle eğriden. Tamam. O pat diye eğriden çan eğrisi aşağı düşecek Erdoğan. Sonra CHP kazanıp ülkeye ferah ulaşacak. Bunu hesaplamış adam ama bize söylememiş. Bak şimdi üzüldüm. Ya yazıklar olsun, en azından bana söyleseydi ya bu Kılıçdaroğlu. Adamın her siyasetinin. Geçenlerde bir dostumuzla, gazeteci dostumuzla ya abi sen diyor kaldığın yana devam ediyorsun dedi. Teşekkür ettim kendisine de orada. Sağ olsun dedim. Okuyucuların takdiridir diyor. Biz de fukara, biz de tevazu göstermeye çalışıyoruz. Yok yok dedi, Kılıçdaroğlu dedi. Gitti. Bu adam ne alt yiyecek diye bana dedi. Aklımdan geçti dedi. Özgür Özel dedi. Tek başına gelmedi. Adamdaki zekaya bak. Abi eş başkan çifti birden geldi sana dedi. Elinde jokerle oynuyorsun dedi. Bir Kılıçdaroğlu, bir de bir Özgür Özel dedi, bir İmamoğlu dedi. İki taraftan takılıyorsun dedi şimdi. Daha önce bir tek malzeme Kılıçdaroğlu'ydu dedi. Şimdi aslında var ya 13 yıl boyunca koskoca, ünlemli koskoca Cumhuriyet Halk Partisi her seçimi kaybedip ama asla kurultay kaybetmeyen bir genel başkanı. Şu anda da emeklilik ona yaramamış, ben sana söyleyeyim. Çalışan diye bir ışıldar. Çalışmadığı için biraz paslanmış. Yahu çalıştığı dönemde işsizlik sorununu muhtarlara özel kalem atamak suretiyle çözen bir adamdan hocam, bahsediyorsun. Hocam bir dakika, onun matematik karşılığı var. Nasıl var? Bak var. Nasıl yok hocam, sen bana sor. Bak siz benden biraz sor. Biraz önce yaptığı da matematik 5 dakika 5 çarpı 5 25. Bak diyor ki her muhtara yerde işsizlik sorunu kaç milyondu? O kafasına atmıştı, yalandı o. 1 milyon, 2 milyon mu? 2 milyon peki, işsiz var. 2 milyon işsiz var. Çalışma kapasitesi olup da çalışmayan genç yaş bilmem ne. Tamam peki. 2 milyon işsiz var. Kaç muhtar var? Her muhtara bir asistan ya da yardımcı. Özel kalem müdürü. Ya düşün, muhtarsın.
Mesela il muhabiri neydi? İkametgah il muhabiri almaya gideceksin. Tabii, o diyor asistan arayacak Muhittin. Hadi bakalım yani Muhittin çalışacak orada çantasıyla. O basacak falan gibi. Neyse. Peki. Ama şeyi sorduk hemen biz. Kaç tane muhtarlık var Türkiye'de? Tamam. 55. Yani işsizliğe bir çözüm olarak ortaya koyduğu şey 2 milyon eksi 55 bin muhtar özel kalemi. Tamam. Bak bunu bizi şu anda özellikle tabii görenler çok daha rahat algılar. Çünkü bir beden dili de kullanıyoruz. Şu anda biz 24 TV'yi, 24 radyoyu dinleyenler için söylüyorum. Bu şaka değil. İlk defa duyanlar oluyor bazen de. Bu şaka değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının. İşsizlik konusundaki evet, çözüm önerisi buydu. Her muhtara özel kalem atayıp toplam Türkiye'deki herkes evet, attığı zaman 55 bin eder. 2 milyon da şöyle dedi adam. Böylece işsizlik sorunu çözülür. Çözülmüyor. Çünkü 1 milyon 950 bin tanesi dışarıda kalıyor. Tamam mı? Ama şöyle özel şoför ara atarsın. Özel 50 bin de oradan git 1.900'ü dışarıda. Özel o sekreter atarsın bilmem ne 50 bin de 1.850 kaldı. Muhtarları doldurman lazım 100'er kişi, 500'er kişi. Ha böyle, o zaman olur. Şimdi o zaman olur. Ama onun bak bir mantığı var mesela. Bak ne dedim çözümünü buldum. Tamam. Muhtarları da 50'şer tane koyarsın. Ha, her evet, muhtarı 50 tane. Evet evet. Bak evet, matematikten kazandın. Evet, evet. Bak sen matematikte çok daha iyisin çünkü sen kimyacısın. Senin işin bu. Kimyayı nereden çıktı? Evet, tamam. Evet, her taraf kimya tamam, da var. Fen ve matematik konularını severim. Fen matematik konusunda evet, yani evet, en azından sodyum permanganatın açılımını sen daha iyi bilirsin benden. Nereden çıktı? Bilirim. Polivinil klorürü yani senin PVC deyip geçtiğin şeyin tabii, polimerleşmeye uğramış vinil kökü klor ilavesiyle ya, olduğunu bak, bilirim yani. Yakın izleyiciler bak biliyoruz da polivinil klorür buyurun efendim. Bak o bu polivinil klorürü yani bu klorür. Bu şimdi adam bir kademeye çıkartması şu. Adamın planlaması sakat. Yani bak burada dedik ya her muhtar 500 kişilik bir şirket haline getirilirse kurtuluyor Türkiye. Onu devlet verecek zaten. 2 milyon kişiye nasıl EYT'den bedavadan kızın söyle devam edeceğim. Ben emekli değilim. EYT'den emekli oluyorlar. Onun gibi oturdu yani devlet bunlara kaç yüz milyon lira verir. Böylece işsizlik sorunu ortadan kalkar. CHP kafası böyle çalışır da. Bu şaka değil ama. Hatırlıyor musun EYT'den eski halini? Bürokraside yani götürüyorsun ya giderdik ya nüfus idaresine. Evet. Abi işte nüfus kağıdımı çıkartacağım da. Şurada alt katta 4 numara Niyazi'ye git. Heh, orada imza son genel müdür götür. Niyazi. Telefonda Niyazi. Ondan sonra kapatı neresi? İrem yok. Nebahat Hanım'a ver. O götürsün diye. Hatırlıyor musun? Evet evet. Evet sonra evet, en sonunda evet, genel müdürden çıkarsın ya da işte bilmem şeften. İETT'de hareket müdürleri vardı. 80'li yıllarda. Hareket müdürünün Kadıköy'de hareket müdürü değil, hareket amiri, kontrol amiri. Yani hı, her otobüs 4 numara Kadıköy Bostancı kalkacak. Dıt zıt kalk diyen. Hı. Arada bir oturuyor kalkıyor zıt kalk diyen. Hı. 2 kişiyle yapılacak olan ya da 10 kişi duruyordu. Aa, ne yapıyor peki dedim. Çalışan bir arkadaşın şeyi vardı. Dedi bakkal işletiyoruz biz dedi. Eski Ümraniye'de. Bakkalı var adamın da. Aynı hı, zamanda TET'te bu gerçek. Şimdi bu kafayla ah çalışan abi, adamlar bunu yaparlar abi. Yani değil, evet maalesef ya, ama CHP böyle çalışır. Şaka bir tarafa. CHP böyle çalışır. Bizim kafa burada 13 yıl CHP'yi yönetmiş ve hala da genel başkan ya, için ciddi bir tehlike olduğu konuşulan ve o Eylül ayı başındaki kurultayda çeşitli sürprizlerin yaşanması muhtemel olan çünkü şey diyor ben siyaseti bırakmadım ki. Tam içindeyim diyor falan. Böyle mesajlar veriyor falan. Kılıçdaroğlu evet evet. Evet bu, evet, evet o programda söylüyor. Konuşmada aynı zamanda siyaset üretmiyorlar diye kızan da bu değil mi? Ya tabii canım. Şimdi üretmiş oluyor siyaseti. Dinlemediler. Ama bak yani ben var diyor bir ya, strateji yaptım kardeşim. Oh. 5 tane meclis grubu olsaydı diyor. Ama olmaz ki o. Ki ona göre milletvekili taksim ettim ben diyor. Hani 40 tane verdi ya. %0,1 Gelecek Partisi'nin yerel seçimde aldığı netice. İşte %0,2 Ama o muhtarlarla halledebilirdi işsizliği. Ama Davutoğlu ben bir Anadolu'ya çıkıp haydi dediğimde bütün Anadolu şahlanacak falan ha. Şahlandı. Yemiş. Ha. Şimdi o şeylere partilere 40 tane milletvekili verdi ya stratejisi buymuş. 21'ine HDP'nin grubu var. İYİ Parti'nin grubu var. Bir de CHP grubu 5 grup eder. İşte bu siyasetti be. Birer saat konuşsalar 5 saat. Beşer dakika konuşsalar 25 dakika.
10'er dakika konuşsalar 50 dakika. Ve bütçe görüşmelerinde söz almak suretiyle o konuşmalarla birlikte süreyi uzatıp yayıp bütçenin geçmemesini sağlamak suretiyle bu milletten teveccüh, ya, oy almış, yetki almış Cumhurbaşkanı'nı çalıştırmama üzerindeki kurduğu stratejiyi ifşa etti. Ha bir de beğenmiyor. Ben okul bunu dinlememiştim. Benim dinlediğim bölümde şu yazıyordu. Paylaşılan bölümde. Bugün yanlış olan ne CHP'de? Efendim siyaset üreteceksiniz. Dediği siyaset bu işte. Ya o konuşmanın başında Armağan Çağlayan'a konuşurken siyaset üretmekten bahsediyor. Ama şurada herhalde bu da bizim değil yani. Bu da onlardan, en azından eski İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun ifadesini hiç unutmam. Aziz Kocaoğlu'nun ifadesi. Cumhuriyet Halk Partisi bu halkın umudu olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mutfağı yok. İfadesi eski İzmir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'na ait. Şimdi aklıma o geldi. Düşünebiliyor musun? Yani bir fuarda yeri böyle epoksi sökülmüş, kötü, eskimiş bir fuarın iki tane paravan koyup bez paravanlarla bölüp iki tane katlanır yatağı açıp hasta bakıcı şey yatakları vardır, basit olanlar, büyük değil tabii. Tabii. Ben burada Sahra Hastanesi yapıp diyen, o Sahra Hastanesi'nde çıkıp da Kılıçdaroğlu o zaman bak gördünüz benim belediye başkanım 3 günde Sahra Hastanesi yaptı diye bunu millete satan, aslında kakalayan, aslında kazıklayan, evet, çok bir zihniyetten çıktık. Biraz önce çok iyi verdin. Uçak inmeyen yere havalimanı yapılır mı? Adam bizim ve dünyadaki tüm felsefecilerin beynini yakan. Ya evet. Mama ya. Motoruyla onu verdik. Bir arkasından diyor ki herkes çok konuşsaydı geçmezdi ve Erdoğan düşerdi. Düşerdi. Türkiye'de niye kötüye gidiyor CHP? Çünkü Türkiye'de bir abi siyaset üretti. Bak ben ürettim. Süremizi çok açtık. Hocam şu manzaraya değer şey diyorsanız. Ama değinmek zorunda olduğum, hatta değinmeyi istediğim tek bir mesele var. Instagram açıldı ya. Açıldı. Hafta sonu Instagram açıldı. Evet. İletişim Başkanı Sayın, evet, Fahrettin, evet, Altun'un. Evet. Anlayana çok has mesaj içeren o ilk açıldıktan sonraki ilk sosyal medya paylaşımını bir ekrana getirin. Birileri fevkalade rahatsız olmuş çünkü. Rahatsız olan Katz falan değil ha. İsrail Dışişleri Bakanı falan değil. Yok rahatsız canım. Olan bizim içimizdeki İsrailliler. Buyurunuz efendim. Radyodaki dinleyicilerimiz için söyleyelim. İsmail Haniye fotoğrafı paylaştı Fahrettin Altun. Ve şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle anıyorum dedi. Amin. Allah rahmet eylesin. Bu da anlayana iyi bir mesajdı diyoruz ve günün manşetinin bozulmuşlar. Bozulmak ne demek? Ne rahatsız olmuşlar. Sonra bize kızıyorlar efendim Instagram'la Roblox bilmem ne haltın efendim namusunu. Tamam. Ülke namusunun üzerinde tutuyorlar. Yarın devam edelim istersen. Görüyorsun değil mi? Günün manşetinin sonuna geldik gelişmelerle. Yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.